Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş canlıların kimyasına gireceğiz. Ama öncelikle bu videomuzda size kimyasal bağlardan bahsetmek istiyorum. Element, atom bunlar nedir bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani bu dersimizi birazcık kimya gibi düşüneceğiz. Şimdi bizim için önemli olan yani biyoloji dersinde de çokça, çokça geçen Bağlar var arkadaşlar kimyasal bağlar. Önce bir bunlara değinelim daha sonra ise kendi konumuza geçeriz. İlk önce kimyasal elementlerden ve kimyasal bileşiklerden bahsedelim. Şimdi bizler nasıl ee, en küçük yapı birimimiz e, e, hücre ise arkadaşlar. Elementlerin işte doğadaki maddenin en büyük, en küçük yapı taşı da nedir? Atomlardır. Şimdi bu atomlar bir araya gelerek neyi oluşturuyorlar? Molekülleri oluşturuyorlar, elementleri oluşturuyorlar. Şimdi biz bu elementlerden ve bileşiklerden bahsedeceğiz. Madde nedir öncelikle? Madde uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeydir arkadaşlar. Mesela bir içtiğimiz su şişesi, daha sonra işte kendimiz, gazlar, yağlar bunlar nedir? Her biri birer maddedir arkadaşlar. Maddelere örnektir. Günümüzde 92 tane elementi tanımlanmış. Bunlardan yaklaşık 25 tanesi canlı vücudunda da kullanılıyor arkadaşlar. Yani canlılar için de önemlidir. Bu 25 tane olan element. Zaten biz bu 25 tane elemente ne diyoruz? Mineral diyoruz değil mi? Nedir bu mineraller? Mesela kalsiyum, fosfor, işte klor, sodyum gibi elementler bizim vücudumuzda yani canlı bir organizmada kullanılan molekülleri elementlere biz mineral diyoruz. Bu mineraller arkadaşlar bizim için oldukça önemlidir. Mesela minerallerin 4 tanesi var ki bu 4 tanesi bizim vücudumuzun %96'sını oluşturuyor yaklaşık olarak. Nedir bunlar? Tabii ki karbon, oksijen, hidrojen ve azot. Özellikle karbon, oksijen ve hidrojen arkadaşlar tüm organik bileşiklerde bulunuyor. Nedir organik bileşikler? Zaten organik bileşiklerin tanımını yaparken de şöyle diyoruz. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin bir arada bulunduğu moleküllere biz organik bileşikler diyoruz ki zaten e, bu da vücudumuzun yaklaşık %96'lık kısmını oluşturuyor. Azot ise arkadaşlar özellikle proteinlerin yapısına katıldığı için bizim için çok önemlidir. Çünkü proteinler zaten bizim yapı taşımızı oluşturuyor. Daha sonra e, fosfor, kükürt, kalsiyum gibi diğer elementlerde arkadaşlar vücudumuzdaki %4'lük kısmı oluşturuyor. Ama %96'lı kısım 4 tane elementler, elementten oluşuyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bir de iz element dediğimiz elementler var. Yani mikro element gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğumuz elementlerdir. Demir, iot gibi. Mesela vücudumuzda hemoglobinin yapısına demir katılıyor. Hani iz miktarda ihtiyacımız vardır. Çok az miktarda ihtiyacımız vardır ama olmazsa da Hemoglobin üretilemez. Bu sefer vücudumuzda ciddi hasarlar ortaya çıkabilir. Mesela iot, tiroksin hormonunun yapısına katılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ee, hani çok küçük miktarda ihtiyacımız var ama olmazsa da ne olur yine, e, tiroksin eksikliğinden dolayı hastalıklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla iz elementler çok küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğumuz elementlerdir. Ama olmazsa da olmaz olan elementlerdir. Şimdi elementlerden ve bileşiklerden bahsettikten sonra gelelim kimyasal bağlara. İlk önce güçlü kimyasal bağlara bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da zayıf kimyasal bağlara bakacağız. 2 tane güçlü kimyasal bağ var. Bunlardan birisi kovalent bağ. Diğeri de arkadaşlar iyonik bağlar. İyonik bağlar bizim için çok önemli değil. Böyle kısaca bahsettim ama kovalent bağlar önemli. Çünkü kovalent bağlar özellikle e, suyun yapısında işte birçok e, vücudumuzda bulunan birçok bileşin yapısında bulunduğu için kovalent bağlar bizim için oldukça önemlidir. Peki bir kovalent bağ nasıl oluşuyor? Şimdi atomun yapısında elektron, nötron ve proton dediğimiz yapılar vardır arkadaşlar. Yani atom parçalanıyor ve bu yapılar bulunuyor. Bir elektronun iki atom tarafından paylaştığı bağlara biz kovalent bağlar diyoruz. Bakın şurada önemli şöyle göstermişim. Mesela oksijen ve hidrojen var dikkat ederseniz burada. Suyun yapısı aslında bu. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Bakın buradaki elektronları ortak olarak kullanıyorlar. Arasında da ne kuruyorlar? Kovalent bağ kuruyorlar arkadaşlar. Hidrojenle oksijen elektronları ortak kullandığı için biz bu bağ ne diyoruz? Kovalent bağ diyoruz. Peki, şunu da söylemek istiyorum bütün elementler kendini kararlı hale getirmek istiyor. Mesela karbon. Karbonun kararlı hale gelebilmesi için 4 tane bağ yapması lazım. Amino asitin yapısını anlatırken söyleyeceğim. Mesela amino asitin yapısında ortada bir karbon atomu vardır. Buna bağlı bir hidrojen, bir karboksil grubu, bir amino grubu arkadaşlar, bir de radikal grup dediğimiz değişken vardır. Bu karbon kendini kararlı hale getirmek için 4 bağ yapar ve böylece amino asitin iskeletini oluşturur. İşte e, ee, karbonun kendini tamamlamaya yani kendini elektron almaya ilgisine biz işte bu şekilde oluşturduğu bağlara kovalent bağlar diyoruz. Mesela hidrojenin bir tane ihtiyacı var bir elektrona. Oksijenin iki azotun 3 elektrona ihtiyacı vardır arkadaşlar. Bizim için burada önemli olan nedir? Mesela suyun hangi şekilde oluştuğu önemli. Zaten suyu yine ayrıca anlatacağım. Bir de karbonun 4 elektron almaya ilgisi vardır. Bunu bilmemiz yeterlidir. Şimdi biz kovalent bağları bir de ikiye ayırıyoruz, polar kovalent bağlar ve polar olmayan kovalent bağlar. Peki nedir polarlık veya polar olmamalık? Arkadaşlar, ilk önce elektronegativite dediğimiz bir olaydan bahsedeyim. Elektronegatiflik. Bir atomun kovalent bağ elektronlarına karşı gösterdiği ilgiye biz ne diyoruz? Elektronegatiflik diyoruz. Şimdi, oksijenin elektronegatifliği ETS elemanlarını düşündüğünüz zaman solunumda, hücresel solunumda oksijenin elektronegatifliği diğer ETS elemanlarına göre daha yüksektir. Bu yüzden de elektronu kendine doğru çeker ve oksijenli solunumda son elektron alıcısı olarak oksijen kullanılır arkadaşlar. İşte bu elektronegatiflik sayesinde oksijene elektron bağlanır, hidrojen bağlanır ve su oluşur. Yani elektronegatiflik neymiş? Bir atomun kovalent bağ elektronlarına karşı gösterdiği ilgiymiş. Yani kendisine elektronu çekme ilgisiymiş. Bir elektron ne kadar elektronegatif ise paylaşılan elektronları kendine çekme gücü o kadar fazladır. Burada elektronu yanlış yazmışım. Bir atom arkadaşlar olacak. Bir atom ne kadar elektronegatif ise paylaşılan elektronları kendine çekme gücü de o kadar fazladır. Az önce söyledim ya oksijenin elektronegatifliği çok fazla olduğu için ne yapıyor? Kendine çekiyor oksijeni. Şey elektronu ve böylece e, oksijenli solunumda son basamakta arkadaşlar son elektron alıcısı olarak oksijen kullanılıyor. Şimdi polar olmayan ve polar kovalent bağlardan bahsedelim. Eğer elektronlar eşit olarak paylaşılıyorsa arkadaşlar biz buna polar kovalent pardon polar olmayan kovalent bağ diyoruz. Eğer elektronlar eşit paylaşıyorsa mesela oksijen gazı, hidrojen gazı gibi O2, H2 gibi. Ama bir atom daha fazla elektronegatif, diğeri daha az elektronegatif bu durumda elektronlar eşit paylaşılmıyor. Buna da polar kovalent bağ diyoruz. Bunun en önemli özelliği de zaten en önemli örneği sudur. Sudaki hidrojen arkadaşlar e, ve oksijene baktığımız zaman oksijenin elektronegatifliği daha yüksektir. Bu yüzden de oksijen elektronu kendisine çeker ve eksi yüklü olur. Hidrojen, hidrojen ise arkadaşlar pozitif yüklü olmasına sebep olur. Bu polar kovalent bağlık. Bakın gösteriyoruz hemen şurada. Şimdi bakın burada tabii bunları e, bilmemiz için şunu da bilmemiz lazım aslında. Arkadaşlar hani bu kimyada hatırlarsınız şeyler vardı yörüngeler vardı böyle şöyle yörüngelerimiz var. İşte bir atomun etrafında yörüngeler bulunuyor ve bu yörüngeler kendini kararlı hale getirirler. Birinci yörünge 2 tane, diğer yörüngelerde 8 tane elektron alma eğiliminde. Şimdi oksijene baktığımız zaman oksijenin proton sayısı kaç? 8 değil mi? Oksijen kendisini tamamlayabilmek için ne yapması lazım? Bakın birinci yörüngesinde 2, iki, ikinci yörüngesine kaç kaldı? 6. O zaman iki tane daha elektron alıp kendini kararlı hale getirmesi lazım. Baktığımız zaman bu elektronlardan birini bir hidrojenden, diğerini de diğer hidrojenden alır. Aralarında polar kovalent bağ kurulur arkadaşlar. Bu şekilde bir durum söz konusudur. Apolar yani kovalent olmayan bağ ise apolar olan ise burada ne yapıyor? Eşit olarak kullanılıyor. Bakın şurada da şurada da eşit olarak kullanılmış ve apolar kovalent bağ veya polar olmayan kovalent bağ ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Gelelim iyonik bağlara. Şimdi iyonik bağlarda da şöyle bir durum var. Şimdi iki tane atom var. Bu atomun Elektronlara karşı gösterdikleri çekim eşit değildir. O kadar çok uzaktır ki yani eşit olmaktan çok uzak olduğu için daha elektronegatif olan atom diğer atomun tüm elektronlarını kendi üzerine alıyor. Yani birisi elektronları diğerinden karşılıyor arkadaşlar. Mesela bakın şöyle göstereyim şurada örnek olarak. Bakın sodyum klorürden örnek vereceğim. Sodyum klorür bakın ne yapıyor burada sodyum? Bakın sodyum 11 elektronlu sodyum var arkadaşlar burada. Bu 11 elektronlu sodyum buradan ne yapıyor? Bakın bir tane elektron veriyor ve 10 elektronlu sodyuma dönüşüyor. Peki bu bir elektron nereye gidiyor? 17 elektronlu olan klor'a gidiyor ve arkadaşlar e, klor daha kararlı hale geliyor. Yani klor'da şöyle söyleyeyim 17 tane elektron var. Bu elektronları dizdiğimiz zaman ne olur? 2, 8. 2, 8 daha kaç olur? 10 değil mi? Geriye ne kaldı? 7. Son yörüngesinde kaç elektron var? 7. Bunun elektron çekme ilgisi daha fazladır. Elektron çekme gücü daha fazla. Dolayısıyla 11 elektronlu olan sodyumdan ne yapıyor? Pardon bu sodyum değil klor olacak. Şurayı yanlış yazdım. Şunu sileyim. Burası klor olacak arkadaşlar. Sodyum ise kaç elektronluydu? 11 elektronluydu. Buna baktığımız zaman yörüngelerine 2 8 1, değil mi? İşte buradaki bir elektron nereye geliyor? Klora geliyor. Böylece klor artık kararlı hale geliyor. Sodyum ise arkadaşlar artı bir değerlikli oluyor. Neden? Çünkü bir elektron kaybettiği için artı yüklü oldu. Dolayısıyla sodyum ne olur? Artı bir yüklü olur. Peki klorun bir elektron eksiği olduğu için klor ne olur? Klor da eksi bir yüklü olur. Bir elektron eksiği olduğu için. Bunlar bir araya geldiği zaman da sodyum klorür dediğimiz tuz oluşuyor ve nötr hale geliyor. Anlaşıldı değil mi? Bakın burada da göstermiş mesela. Burada da gösteriyor. Sodyumdaki son yörüngesindeki bir elektron nereye gidiyor? Klora gidiyor. Sodyum da kararlı hale geliyor. Klor da kararlı hale geliyor. Ve sodyum klorür dediğimiz tuz oluşuyor. İşte arkadaşlar iyonik bağlar oluşturulurken tuzlar oluşturulur. Yani tuzlar ortaya çıkar. Bunlara biz iyonik bileşikler de diyoruz ama daha çok tuzlar e, diyoruz arkadaşlar. İyonik bağlarla birlikte neler oluşuyormuş? Tuzlar oluşuyormuş. Artı yüklü olanlara katyon. Artı yüklü olanlara katyon, eksi yüklü olanlara da anyon diyoruz. İyonik bağlarla ilgili bu kadar bilmemiz yeterlidir. Şimdi gelelim zayıf kimyasal bağlara. Güçlüleri anlattık. Arkadaşlar zayıf kimyasal bağlardan da iki tane bağımız var. Hidrojen bağı ve Van der Waals bağlarıdır. Bizim için önemli olan hidrojen bağları. Van der Waals bağlarından çok kısa bahsedeceğim. Şimdi genellikle hidrojenle kurulan bağlardır zaten arkadaşlar. Ee, sodyum sodyum pardon sodyum demişim üstüne azot ve oksijenle kurulan bağlardır. Yani hidrojenin azot ve oksijenle kurduğu bağlar genellikle hidrojen bağlarıdır. Şimdi hidrojenler hidrojen bağı arkadaşlar elektronegatif bir atoma kovalent olarak bağlı bir hidrojen atomunun başka bir elektronegatif atom tarafından çekilmesiyle kuruluyor. Bu bağda genellikle azot ve oksijen katılıyor. Suda da mesela bakın şöyle göstermiş burada. Su molekülleri arasındaki hidrojen bağlarını gösterelim. Şimdi normalde bir su molekülü de hangi bağ vardı? Polar kovalent bağ vardı değil mi? Şuradaki hidrojen oksijenler arasında polar kovalent bağ var. Ama bakın bir su molekülündeki oksijenle diğer su molekülündeki hidrojen arasında hangi bağ ortaya çıkıyor? Hidrojen bağı. Buradaki elektronu ne yapıyor oksijen? kendine doğru çekiyor arkadaşlar çünkü oksijen daha elektronegatifti. Bu yüzden de kendine doğru çekiyor ve hidrojen bağı kuruluyor. İşte bu hidrojen bağları sayesinde de su molekülleri bir arada tutuluyor. Hidrojen bağları mesela organik bileşiklerde de çokça vardır arkadaşlar hidrojen bağları. Şeyde bahsedeceğiz. DNA'da bahsedeceğiz. RNA'da bahsedeceğiz. Eee Azotlu bazlar arasında hidrojen bağları kurulur geçici olarak veya işte kalıcı olarak. Bu hidrojen bağları sayesinde de zaten DNA zinciri birbirine tutunmuş oluyorlar. Gelelim Van der Waals bağlarına. Bu bağlar dediğim gibi çok önemli değildir. Sadece mantığını anlatacağım size. Şimdi bakın direkt burayı okuyayım isterseniz ona göre en sonunda açıklamasını yapayım. Şimdi polar olmayan kovalent bağlar var. Bu, ee, bu moleküller arkadaşlar artı ve eksi yüklü bölgelere sahip olabilirler. Polar olmayan kovalent bağ taşıyan bir molekül artı ve eksi yüklü bölgelere sahip olabilir normalde. Ortak olarak kullanıyor ama artı ve eksi yüklü bölgelere sahip olabilirler. Şimdi elektronlar da Sürekli hareket halinde ve bu yüzden de arkadaşlar molekül içerisinde simetrik bir dağılım olmayabilir. Dolayısıyla artı yükler bir yere kümelenip eksi yükler de bir yere kümelenebilirler arkadaşlar. Bu durumda van der Waals bağları ortaya çıkıyor. Mesela kutupsuz yani bir araya birikmemiş olan bir bağ vardır. Burada bakın bir de arkadaşlar birikmiş olanlar vardır. Artı yükler bir tarafa eksi yüklü eksi yükler bir tarafa yöneliyor ve e, sıcak noktalar ortaya çıkıyor. Bu noktalara biriken noktalara sıcak noktalar diyoruz. Bunlar birbirlerine çok yaklaştıkları zaman, atomlar birbirine çok yaklaştığı zaman ortaya çıkar ve zayıf niteliktedir zaten kolaylıkla kopabilir. Van der Waals bağları ile ilgili bilmeniz gerekenler de bunlardır arkadaşlar. Fazlasını bilmemize gerek yok. Bizim için önemli olan polar kovalent bağlardır. Bir de hidrojen bağlarıdır. Bağlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda inorganik bileşiklerden devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.